Değerli Nesrin Komedi'ler, herkese merhaba. Cuma günkü bültenle karşınızdayız. Hemen başlayalım. 101 kodlu Çaykur Rize Gençler Birliği karşılaşması. Çaykur Rizespor'da işler iyi gitmiyor. Aslında kadro yeterli. İyi futbolcular var hani baktığınızda bireysel olarak ama saha içindeki takım disiplininden uzaklar ve sezon başından beri o sistemi de oturtamadılar. Takımın en önemli gol silahı Kuvayi ki bildiğiniz gibi yeteri kadar beslenemiyor. Saha içinde bu tip problemler var. Haliyle skor üretme sıkıntısı içindeler. Ben Gençler Birliği'nin daha değerli topla oynadığını düşünüyorum ve bu karşılaşmada Gençler Birliği galibiyetini öneriyorum. Oranı da çok iyi. 2 gibi yüksek bir oranı var. Bence değerlendirebilirsiniz. 102 kodlu Gaziantep-Kayseri karşılaşması. İki takım da çekimsel oynayacağı bir karşılaşma olacaktır diye düşünüyorum. Hakan Kutlu yönetiminde Kayseri bildiğiniz gibi sezon başından beri takım savunması konusunda problemler yaşayan bir ekip. Bu sezonda büyük ihtimalle problemi geçecek gibi duruyor Kayseri Spor adına. Gaziantep Spor daha değerli toplu gözüküyor ama bu maç öncesinde de onlarda önemli eksikler var. Abdülkadir Kayalı cezalı, Ray Toral cezalı. Haliyle İsmail Kartal'ın ekibinde de problemler yaşanacaktır. Ben 2.5-6 beklentisi içindeyim. Çok yüksek skorlu bir karşılaşma beklemiyorum. 1.60'lık oranıyla 2.5-6'ını öneriyorum. Bundesliga'da 103 kodlu Hamburg Eintracht Frankfurt karşılaşması. Ligde henüz galibiyeti yok bildiğiniz gibi Hamburg'un. İşler kötü gidiyor onlar adına da ama bu hafta onlar için bir fırsat haftası olabilir. Çünkü rakipleri Eintracht Frankfurt'ta gerçekten çok önemli eksikler var. Şimdi eksikleri sırasıyla saymayayım zaman kaybetmemek adına ama takımda oynayan, ilk 11'de forma giyen birçok oyuncunun bu karşılaşmada eksik olduğunu, sakat ya da cezalı olduğunu görüyoruz. Haliyle Hamburg adına fırsat haftası olabilir. Burada Hamburg'un 2.10'luk galibiyet oranını değerli buluyorum. Siz de tercih edebilirsiniz. Ve son olarak da 104 kodlu Monaco-Montpellier maçı kuponumu dahil ettim. 4. karşılaşma. Hafta içinde bildiğiniz gibi CSKA Moskova ile karşılaştı Monaco ve bu karşılaşmadan beraberlik de döndü. Bu sezonda Paris Saint-Germain ile birlikte en önemli şampiyonluk adaylarından biri. Montpellier kötü bir sezon geçiriyor. Kırılgan bir takım. Ben ev sahibi Monaco'nun bu karşılaşmada zorlanacağını düşünmüyorum. 1.55'lik oranıyla ev sahibi galibiyetini öneriyorum. Evet, bugün sizler için 4 maç birlikte bu kuponda başarılar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.